Biz de. Bu ne zaman oluşturdunuz siz bu grubu? Merkezi Bodrum olan Yerleşik Yabancılar Yardımlaşma Derneği'nin başkanı Nedret Tatlıcı, dernek yönetim kurulu ve üyelerle birlikte Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u ziyaret ederek derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bu arada Didim'de de şu bölümü zaten. Didim, Deniz benim çocuk kardeşim. Onunla da bir çocuk. Yerleşik Yabancılar Yardımlaşma Derneği Başkanı Nedret Tatlıcı, yeni kurdukları dernekler hakkında bilgi vermek üzere derneğin başkan yardımcısı Serdar Düzalan, yönetim kurulu ve dernek üyeleriyle birlikte Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti. Evet, bunlar şimdi bu güzellikler için geldiler. Onun için inanıyorum ki bizden daha fazla Bodrum'da olduklarına inanıyorum. Aydın'ın Didim ilçesinde de bir şubesi bulunan derneğin amacının bölgede yaşayan yabancıların bölgelerini daha iyi tanımalarını ve birbirleriyle dayanışma içerisinde olmalarını sağlamak olduğu ifade edildi. Dernekle ilgili faaliyetlere yaklaşık 3 ay önce başladıklarını ifade eden Başkan Tatlıcı şunları söyledi. Şimdi başkanım yaklaşık biz 3 aydayız. 3 ay önce başladık. 3 ayda yaklaşık 265 tane üyemiz oldu. Ama tabii biz çok büyümek istiyoruz, kısa sürede büyümek istiyoruz. Bu arada Didim'de de şu bölümümüz var bir tane. Didim, Deniz benim çocuk kardeşim, ben sana. Serdar Düzalan'sa bir ülkede yabancı vatandaş olmanın, oranın yerel dilini konuşamıyor olmanın çok büyük bir sorun ortaya çıkardığına işaret ederek şunları dile getirdi. Arkadaşlarımız aslında bu sorunlardan yola çıkarak Nedret'in sözünü ettiği sorunları çözelim. Veya benzer sorunları çözelim. Ne bileyim işte gecenin 12'sinde diş ağrısı tutarsa kimi arayacağını bilsin. Veya herhangi bir hukuki sorunla karşılaştığında, örneğin bir trafik kazasına karıştığında işte kimden yardım isteyeceğini bilsin. Bunu daha önce yaşamış olan bir arkadaşı varsa onun tecrübelerinden yararlansın. Veya atıyorum evinde yaptıracağı herhangi bir tamiratın, tadilatın kim tarafından yapılabileceğini yaptırmış olan arkadaşlarından öğrenebilsin, bir iletişim kurulabilsin amacıyla bir araya geldiler. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da dernek yöneticilerini tebrik ederek şunları söyledi. Dünya bu gibi yaşayan bir yer. Evet. Bu kadar güzelliği bir yerlerde bulmak çok zor. Onun için bu barışı devam ettirmemiz lazım. Onun için de ben her zaman yanınızdayım. Özellikle Bodrum Belediye Başkanı olduğunda bu biraz önce Nedret Bey'in dediği sıkıntılar tek tek bana geldi. Evet, çok tamam, ve şaşırdım kaldım. Bu sadece bunun yarım adamın genelinde varmış mı yani? Tabii. Şimdi bir de yarım adam belediye başkanı olunca bunun hepsini görüyoruz. Bunun için bu özellikle sizin dediğiniz gibi dişi ağrısı nereye gidebileceğini bilmesi kadar güzel bir şey yok. Şimdi bunlar da tecrübe sahibi de oldular, duyduğumuz da zaten bir mülk alındığı zaman önce sizlerle beraber bizi belediye gelip bir bakmalarının çok önemli faydası olacağına inanıyorum. Free Advice Center Turkey adıyla da Facebook üzerinden faaliyetlerini sürdüren Yerleşik Yabancılar Yardımlaşma Derneği, Bodrum Reflection adıyla Bodrum ve Didim'den haberlerin paylaşılacağı aylık olarak yayınlanacak İngilizce gazetenin ilk sayısını Nisan sonuna kadar yayınlamayı planlıyor. Gazete, ilçede yaşayan yabancı vatandaşların yanı sıra ilçeyi ziyaret eden turistlere de dağıtılacak.